Bugün borsaya yatırım yaptığınızda kullanabileceğiniz bazı sistem ve taktikleri anlatacağım. Onun dışında kazanmanın pratik yollarından bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk kez borsaya yatırım yapmayı düşünüyorsanız kendinize bir sermaye belirleyin. 5.000 lira veya 10.000 lira. Çok büyük bir sermaye ile başlamayın. Bu 10.000 lira sermayenin 5.000 liralık kısmı ile alsat yapın. Borsa düşünce alın. Yükselince satın. Bakalım 6 ay sonra ne olacak? 5.000 liranı 7.500 lira yaptıysan uğraştığına değmiş. 5.000 lira 6.000 lira olduysa enflasyona yenilmişsin. 5.000 liran aynı kaldı ise boşuna zaman harcamışsın. Kalan 5.000 liralık kısmı ile de uzun vade yatırımı deneyin. Onun hesabını ayrı tutun. O kasada da her ay 800 liralık alım yapın ve 6. ayın sonunda kontrol edin. Yatırdığınız 5.000 lira ne olmuş? Benim de böyle tuttuğum ayrı ayrı kasa hesaplarım var. Bir de şunu hesaplayın. Siz normal temel ihtiyaç harcamalarınız dışında aylık ne kadar borsa için ayırabilirsiniz? 2.000 lira, 3.000 lira, 5.000 lira. Ona göre düzenli alımlarla devam edin. 3 aydır, 6 aydır, 1 senedir. Bu sürenin sonunda bir kontrol edin. Ne aşamaya geldiniz, ne aşamada bulunuyorsunuz. Böyle yaparsanız hem psikolojiniz hem de sağlığınız bozulmaz ve her gün dakikalarca ekranlara bakmazsınız. Eliniz telefonda, gözünüz rakamlarda beklemezsiniz. Çünkü böyle yapınca artık kendinizi değer yatırımcılığına vermiş oluyorsunuz. Peki belli bir miktar toplu paran varsa ya da eline bir anda bir yerden toplu para geçti, o zaman ne yapacaksın? Ben sana orada biraz durmanı tavsiye ediyorum. Paranın tamamıyla hisse almamalısın. Mesela aynı parayla mortgage kredisi, peşinatı yapabilirsin bu paranın tamamını. Ama hisse alma tamamıyla. Azar azar, sindire sindire gidersen senin için daha iyi olacaktır. Çünkü hiçbir şirkete toplu para yatırılmaz. İsterse dünyanın en iyi şirketi olsun. Ya borsa bu. Bir haber gelir, bir anda her şey tepe taklak. Temettü hissesine de girilmez. En güzeli, en temizi aylık aylık gideceksin. Aylık 300 lira, 500 lira artık bütçen ne kadar da el veriyorsa. Arkadaşlar, videoda bir aksaklık olmuş, kaydetmemiş. O yüzden kalan kısmı başka bir yere geçmek zorunda kaldım. Şimdi eğer kıyıda köşede toplu paranız varsa onu şu şekilde kullanabilirsiniz. Bu paranın bir kısmı ile 50 günlük hareketli ortalamayı takip edersin. Bu grafikleri tradingview.com isimli bir site var. Orada çok iyi grafikler var. Oradan takip edebilirsiniz. Burada 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamalar olur. Bir şirket 50 günlük ortalamaya geldiğinde ben burada toplu paramla bir miktar alım yapacağım dersin ama yine paranın tamamını kullanmıyorsun. Ondan sonra 100 günlük ortalamaya gelirse bir miktar daha alım yapacağım dersin. 200 günlük ortalamaya gelirse kalan paradan daha da fazlasını o hisse için ayıracağım dersin. O zaman işte senden daha rahat, senden daha keyiflisi olmaz. Fiyatları düştükçe ya da sabit yatay kaldıkça daha çok sevinirsin ve biriktirme kültürün böylece başlamış olur. İleriye yönelik güzel paralar kazanacağının ilk işaretleri bunlardır. Artık sen zenginleşmeye giden yola girmiş oluyorsun. Mesela şimdi borsa yükselişte biraz. Ben alacak hisse bulamıyorum. Bekliyorum ki biraz düşsün de alttan alayım. Ama bunu yapmaz da al sat ile lot artırayım dersen videomun başında ilk anlattığım şekilde yapman gerekiyor. Önce bir deneyeceksin kendini. Asla paranın tamamını kullanma. 10 bin lira sermaye mi var? Her gün 250 lirasını kullan. Böyle yaparsan bu para sana 2 ay yeter. Asıl önemli olan zaten para kazanmak değil, öncelik sermayeyi korumaktır. Borsada ciddi paralar kaybedebilirsin ve kaybedeceksin. Al sat ile ne dedik? Para kazanılır ama zengin olunmaz.
100 kişiden 10'u alsat ile kazanmış olabilir ama 90 tanesi kaybetmiş. Hiç kimse de kaybedenleri konuşmaz. Herkes kazananları görür, kazananları konuşur. Sen o %10'un içinde olabilir misin? O %10'luk kısım kaşar olmuş. 30 yıllık tecrübesi var. Her türlü olayı biliyor. Sermayesi çok güçlü, parası çok. Her türlü teknik bilgisi var. Sen o %10'luk dilime giremezsin. Ben de giremem. Ben de giremem. 40 yılın başında acemi şansı kazanırsın. Onu da sana yedirmezler. Kustururlar. Söke söke geri alırlar. Gerçi ben ne kadar anlatsam da boş yani. Sen illa bunu yaşayıp öğreneceksin. Ben burada anlatıyorum ama çünkü borsaya giren herkes aynılarını yaşamıştır. Mesela ayda ne dedik? İşte 500 lira yatırabiliyorsun. 500 lira. Ayda 500 lira borsaya ayırıyorum diyorsun. 10 tane sağlam şirket belirlersin. Her ay o 10 şirketten 2 tanesine yatırım yaparsın. Öbür türlü karma karışık bir hale girer. İşin içinden çıkamazsın. Böyle yapmak daha mantıklı. İşte bir tane atıyorum taşımacılık sektörü, öbürü demir çelik sektörü. Şeyi takip edersin. Bu 10 şirketten hangileri 200 günlük ortalamaya giriyor? O girdiği anda birazcık daha fazla sermaye koyarak alım yaparsın. İlla toplu alım yapma niyetin varsa bu sistemi kullanabilirsin. Yılın sonunda da hani iki tane ayrı kasanız olsun demiştim ya. Bir kontrol edersin, bakarsın. Hangisinde daha çok kazanmışsın? Ya borsanın sana bir servet kazandırmasını istiyorsan en az 5 yıl düzenli, istikrarlı ve disiplinli bir şekilde hareket etmen gerekiyor. Hiçbir yerde kazanamayacağın parayı borsada kazanman mümkün ama tüm paranı heba etmen de mümkün. Piyasa kurucular, piyasa yapıcılar genelde piyasaya ya korku ya da coşku pompalarlar. Korkuyu pompalamalarının amacı düşük fiyattan mal almak. Coşkuyu pompalamalarının amacı sana mal satmak istemelerinden kaynaklanıyor. Senin de bu algılara yenik düşmemen için kendi sağlam stratejini oluşturman gerekiyor. Bakın bu taktiksiz, sistemsiz, stratejisiz olmaz bu iş. Size de şimdi çok net, çok basit bir strateji anlattım. Uzun vadede zaten piyasa gerekeni yapıyor. O konuda endişe etmeyin. Biz neyiz? Biz küçük yatırımcıyız. Bizim sermayemiz az. Borsa yükselse de bizim alacağımız kar belli. Biz ancak elektrik faturamızı öderiz. O yüzden borsanın yükselmesi ya da düşmesi bizi çok ilgilendirmiyor ki. 10 bin lira sermayemiz var. Bu sermayenin %20'siyle girdik. Borsa %50 düştü. 1000 lira kaybetmişiz. Çok büyük bir meblağ değil ki. Ben şöyle bir örnek vereyim size. Ben meyveli yoğurdu çok severim. Tamam mı? Babam bana 10 lira haftalık harçlık veriyor diyelim. Bir meyveli yoğurt 5 lira. Ben her hafta 2 tane meyveli yoğurt yiyorum. Ama süpermarket indirim yaptı. Meyveli yoğurdun tanesini 2,5 liradan satmaya başladı. Bu sefer ben aynı parayla 4 tane yoğurt alabilirim. Borsada da aynı mantık. Yani düşüşler sizi üzmesin. Bununla birlikte meyveli yoğurttaki indirim de sürekli devam edemez. Niye indirim yaparlar? Yoğurtların son kullanma tarihi yaklaşmıştır. O yüzden indirim olmuştur. Tekrardan bindirim olacak. Siz o konuda endişe etmeyin. O bindirimi yapacaklar. Yeni yoğurtlar üretilecek. Senin o 2,5 liradan aldığın yoğurt hani 5 liraydı 2,5'a düşmüştü ya bu sefer 7,5 lira olacak. Piyasada böyle çok indirimler olur. Onlara çok takılmayın. Ama günü gelecek senin o 10 bin lira sermayen 50 bin lira, 100 bin lira olacak. İşte o zaman gerçekten kazanmaya başlayacaksın. Ve arada temettü alma imkanın da var. Nedir temettü? Şirketler elde ettikleri kardan ortaklarına kar payı dağıtıyor. Buna da temettü diyoruz. Arapça bir kelimedir. Kar payı anlamına gelir. İstersen milyonda bir ortaklığın olsun. Sen yine o payı alacaksın. Çünkü şirketin sahibi de o parayı alacak. Onun da para alabilmesi için o temettüyü dağıtması gerekiyor. Temettü emekliliği ile ilgili seri videolarımız var. Ama temettüyü alayım, ertesi gün satayım niyetim varsa ona ben şark kurnazlığı diyorum. O çok bir işe yaramaz. Çünkü temettü ödeyen şirketin değeri ödediği temettü kadar düşer. Ve her şirket temettü ödemez. Mesela Pegasus şirketi temettü ödemiyor. Ödemek zorunda değil. Bu bir zorunluluk değil ki. Ama borsamızda düzenli temettü ödemesi yapan ve
neredeyse her sene temettü ödeyen şirketler var. Onlara da biz temettü şirketi diyoruz. Bana göre bir şirketin en az şöyle bir %5 falan bir temettü verimi olması lazım ki hani ben o şirketin hissesine sahip olayım. Temettüler de ödendikten 2 gün sonra hesabınıza geçer. Bana temettü ödeyin diye bir talepte bulunmanıza gerek yok. Dilekçe falan da yazmıyorsunuz. Burada çok sorulan bir soruya bir kez daha cevap vereyim. Temettü ödemesinden bir gün önce o şirketi satın alıp temettü ödendikten sonra satarsam kazanır mıyım? Evet, kazanırsın. O temettüyü alırsın. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu aldığın temettü sana kazanç yerine kayıp getirir. Temettü böyle bir şey değil arkadaşlar. Sen temettü alınca ne dedim? Aldığın temettü kadar hissenin değeri düşer. Ayrıca şunu da unutmayın. Temettü alınca devlete %10, kardan %10 vergi vermeniz gerekiyor. O vergiyi de ödediğiniz için yine zarar edersiniz. Şöyle örnek vereyim. 100 liralık bir hisse aldın. %5 temettü verdi. 5 lira kazandın ama şirketin değeri de %5 düştü. Tamam, şimdi 0 oldu. Fakat bir de o aldığın 5 liranın %10'u olan 50 kuruşu da vergiye ödüyorsun. Vergi gidiyor, vergiye gidiyor. Yine zarar ediyorsun. O yüzden kısa vadede temettü yatırımı olmaz. Benim altın yumurtlayan tavuk videolarım var. Eğer en kısa vade temettü o şekil olur. Benim altın yumurtlayan tavuk diye yazın. Orada o seri çıkar. En kısa vadede o şekilde olabilir. Ama bir günlük falan olmaz arkadaşlar. Yoksa temettünün hiçbir faydasını göremezsiniz. Tam tersine zarar edersiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.